Merhaba arkadaşlar. Bugün Filiz Çakır'la beraberiz. Kendisi öz ablam olur. Kendisi kaç yaş büyüktün benden? Benden büyük. 5-6 yaş büyük. 8. 8 mi? Oo, bayağı varmış. 8 yaş büyük ablamla röportaj yapıyoruz şimdi. Kendisinin nasıl genç kaldığını, hayata olan bakış açısını değerlendireceğiz. Tabii saygı çerçevesinde herkesin kendine ait bir hayat felsefesi var. Bu hayat felsefesinde hepimiz ilerliyoruz ama saygı duyarak birbirimize. Şimdi şöyle herkes ideal diyor ki işte benim hayat felsefem en iyisi, tarzım deniyor bir kısmı. İşte kimse kimseyi beğenmiyor. Şimdi sizinkini de beğenen olacak, beğenmeyen olacak. Benimkini beğenen, beğenmeyen. Şimdi Filiz Hanım, siz nasıl bir hayat tarzını, felsefe benimsediniz, benimsiyorsunuz veya bu kadar nasıl genç kalabiliyorsunuz, kafanıza takmıyorsunuz? Olaylara nasıl bakış açınız? Kafaya takmıyorsunuz derken? Kafaya takıyor musun? Yani kaygı, gam. Her insanın kendine göre sorumluluğu var. Hani derler var. Ya. Özellikle kendimden sorumluyum. Kendinizden sorumlusunuz. Kendi sorumluluğunu üzerine alan her kişi sporunu, beslenmesini, hayat şartlarındaki, tabii bunu lüks hayat yaşayanlar falan genç kalacak diye bir şey yok. En nasıl anlatabileyim? Herkes yapabilir yani bunu. Tabii ki. Yani tabii ki. Zenginlere... Asgari ücretli dahi bunu başarabilir. Yeter ki hani inanç olsun, kendi içsel olarak sporunu, yürüyüşünü, koşusunu yapan, illaki spor salonuna gitmesine gerek yok. Kendi imkanlarıyla en güzel şekilde bunu başarabilirler. Yeter ki inanmaları gerekiyor. Ben her şey beynin yönettiğine inanıyorum. Mesela vücudumuzun, sağlığımızın. Eğer bu kafa yapımızda eğer bunu anlayabilirsek, belki de siz yani beyninizle bütün vücudunuzu, bütün şeylerinizi yönetebiliyorsunuz. Bu şekilde daha iyi bir yerlere varıyorsunuz veya daha genç kalabiliyorsunuz. Patron ruh. Ya benim açımdan ben şimdi... olarak patron beyin ondan evet. Alıyor. Ruhtan yani iletişimi ondan alıyor. Evet. Tamam patron diyor, yerine getiriyor. Yani bunun... Bilinç üstü yani beyin yerine getiriyor. Aslında bizi üçüncü şahıslar veya karşı taraf değil, yine kendimiz. Kendimiz, evet. O üçüncü şahısların söylemesini de biz sağlıyoruz. Hani bize söylesin, dikte etsin ki biz de kendimizdeki o şeyi olan olmayan taraflarımızı görebilelim. Kendi gerçeğimizi bulalım diye. Peki size karşı mesela olumsuz bir eleştiri yapıldığı zaman nasıl bir tepki veriyorsunuz? Veya moraliniz bozuluyor mu? Aslında onu... Hani önemsiyor musunuz karşıdaki insanın eleştirisini? Nasıl yapıyorsunuz? Neden olumsuz... sorduğunla ilgili, neden sordun diye. Ha, neye sordu acaba? Neden sordun? Evet. Yani onun niye soruyor acaba? Evet, onunla ilgileniyorum. Neden sordun diyorum. Ve o neden sorduğunu söylemiyorsa kendim bulmaya çalışıyorum. Yani bu eleştiriyi yaparken ne amaçla bana bu soruyu yöneltiyor? Yani... O şekilde. Peki bu genç kalmak beslenmeyle alakalı mı yani? Siz beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Her şey içerisinde yani... Kararında mı yiyorsunuz yoksa hani sizi izleyenler ne yemeliyiz, ne içmeliyiz hep ona çok takılıyorlar da. Bazı kişilerde şöyle bir durum var. Ona yaramayan bana yarayabiliyor. Yani o ondaki vitamin, protein ihtiyacı bende fazlasıyla olduğu dönem. İlla ki protein eğilim yani ya bir tane de doktor C vitamini protein bende fazla olduğun için demir vitaminine yöneliyorum ben mesela. Bazen bir tane doktor da öyle diyor mesela. Yani tanınan bir doktor. Vücut diyor zaten de ihtiyacı evet. Olan şey diyor istiyor. Diyor. Evet, evet, evet. Ama bunu doğru. Diyor işte ucunu kaçırmadan mesela su bile içseniz diyor. Bunu istiyor diyor şey. Ama bazıları da diyor ki mesela suyu içmeseniz de yani istemeseniz de ben şimdi böbrek rahatsızlığı olduğu için sürekli su içmek zorundayım. Ama bir tane doktor çıktı dedi ki mesela yani 2-3 litreden en az içeceksiniz diyor. Bir tanesi diyor canınız isteyince içeceksiniz diyor. İnsanlar arada gerçekten bu beslenme konusu biraz karışık bir konu. Sevmeyle de alakalı, su içmeyi sevmekle de alakalı.
Ya. Gerçekten bazı insanların hani ilgi görmek için de hasta olan kişiler gördüm ben. Ha evet, o konuda. İlgi da alakayı üstüne yani çekmek çok, için. Çok şey yapıyorlar. İlgi alaka, ille ben de olsun, ille ben de. Bakıyor, ben bu sıkıntıyı çok çektim. Hasta olunca, daha çok ilgilenenler olunca kendini o anlamda göster. Abi bakıyor herkes, evdekiler ilgi gösteriyor, arkadaş çevresi evet, evet, falan. Onu kendisi de yapıyor, kendisi üretiyor. Kendi beynini üretiyor. Ay, o hastalığı. Tanıdığım için biliyorum. Sen ilgi yaratma odak noktası olmak istemiyorsan. Ya bazı insanlar var. Gerçekten her ortam gündem odak konusu noktası. Olmak gündem için. Konusu odak noktası olacak. Onu övecekler, onu konuşacaklar, onu konuşacaklar. Evet. Odak yıpratıyor insanı. Hep başarıya yönelme. Bir tane videoda izlemiştim. Hep başarı başarı. Gündeme oturmak. Yani onun niyeti gündeme oturmak. Hasta olabilir ya da bir olayla gündeme oturmak. Sürekli bir ilgi çekme. Kendinde ilgi çekmeye çalışmak farklı. Bir de gerçekten bazı kişiler var, kendiliğinden gündeme oturuyor, kendiliğinden oluşuyor hani şey, yani olmasına şey ha, yani sanki onun yaratılışı o. Bazı kişiler var hani genç kalmak istiyorum diyor, kalamıyor. Evet, bunun tamam. Şeyi çok farklı yani. Bir de yaratıcının da onu ona uygun görmesi, yani. Severek buna yönelmesi. İstiyorum, istiyorum. Ne istiyorsun? İstiyorumla kalıyor orada. Seçim yap. Seçim. Yani. Arkadaşlar gerçekten ben ablamın yani kendi yaşıtları olsun, kendi yaşından çok küçükler olsun. Ben 47 yaşındayım. O şekilde düşünün yani. Ben yani de arada 50, variz 54, yani 54 yaşındayım. Arada variz bir fark var. Ablamın da kendi o herkese anlatmaktan o da şey yaptı. Kendisi anlatsın istiyorum ama psikoloji çok önemli. Burada evet. Ablamın psikolojikman da çok önemli. Yediğiniz içtiğiniz tabii ki önemli. Ya ben bir şey demiyorum. Ama psikoloji, evet, vücudunuzu yönetmek, kendinizi yönetmek, ne istediğini bilmek kendi seçimlerinle. Evet, kendi seçimlerini, başkalarının seçimleri değil, kendine soracaksın öncelikle. Önce kendine karşı saygın olacak. Evet. Ondan sonra diğerlerine. Evet. Ablamın hayat bakış tarzını ben beğeniyorum. İster beğenirsiniz, ister beğenmesiniz. Hep paraya düşkünlüğü yok veya bir maddeye bir düşkünlüğünüz yok. Zaten maddeye bir düşkünlüğü yok. Peki maddeye düşkünlük veya bir başka şeylere mutluluğu... Kendiliğinden gelişir o. Yeter ki bir şeyi sevmem gerekiyor. O sevdiğim bir şey bana bir şekilde gelir yani. Evet. Sevdiğim ya da manevi bir adımım olsun yeter ki. Sevgi olsun, vicdan, merhamet veya başında bir şey oluşması gerekiyor manevi. Ondan sonra gerisi geliyor. Nefretle bile oluşturduğun enerji, o bile gerisi geliyor. Geri geliyor değil mi? Evet, nefret o enerji, o... korku da bir enerji. Onları iteklemeyelim, gerçekleştiririz. Korku enerjisini alalım, cesarete dönüştürelim. Daha güzel şeyler başarabiliriz. Yani bir insan ne kadar çok zikrederse dünya olarak daha güzel. Geliyor. Yani o enerjimizi reddetmeyelim. Gölge taraflarımızı da kabul edelim. Çok güzel bir şey vardı. Hemen değineceğim ona. Instagram'da yakalamıştım. İki tane kurt var. Ben sana da söyleyeyim. İki tane kurt var. Birisi aydınlık, birisi karanlık. Bunlar sürekli kavga ediyorlarmış. Kim kazanmış? Sen hangisini iyi beslediysen. Aynen öyle. Sen hangisini besliyorsan o kazanmış. Evet. Aydınlığı besliyorsan aydınlık, evet, karanlığı besliyorsa kendi içinde karanlığı besliyor. Yani buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben kendi naçizane tavsiyem arkadaşlar. Ben de ablam gibi yapmaya çalışıyorum. En azından şey yapıyorum. Sudenaz Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Siz orada baktınız. Sizin bakış açınız nedir hayata? Benim bakış açım? He. Sen de mi bizim gibi? Hayata bakış açın. Hayata bakış açın. Olumlu mu bakıyorsun, pozitif mi bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Mesela ben, yaşın küçük ama. Bilmiyorum, ben merkezciyim yani. Bunu da kabul ediyorum. Kötü niyetliyim. Kötü niyetliyim. Ben merkezciyim. Mutluluğum için her şeyi yaparım. Yok artık. Sadece kendimin mutluluğunu düşünüyorum. Ama şimdi şöyle düşünüyorum. Bencilik. Empati kurmak. En azından... empati, ne yaptığının şey farkında. Yok, empati yok. Empati insanı yoruyor yani. Bazı kişiler sıkıldığının bile farkında değil. Kötü bir şey yaptığının bile farkında değil. Onu toplum olarak gelenek göreneklerde... Evet, 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 onu ben biliyorum. Saçma sapan gelenek görenekleri onu zannediyor olması gereken
zannediyor. Nasıl mesela cenazede yemekler verirsin konusu. Ama o cenazede yemek verirsin ya. Aç kal. Vallahi geçen millet bak... acı yaşıyor. Ama orada. Tamam acısını da. Bak, yaşamak geçen, geçen gittim ya aç kaldım ya. Vallahi aç kaldım. Vallahi lavabo bulamadım. Tuvalete gidemedim. Allah belamı versin. O kadar uzak yere yapmışlar ki. Acım. Tuvalete gidemiyorum. Bir çare kaldım vallahi. O zaman araba da yoktu bende. Keşke o zaman gitseydim arabayla. Yok cenaze arabası da yok. Belediye otobüsü getirmiş götürmüyor. Yani. Gittim birine el attım. Otostop yaptım. Vallahi öyle döndüm ya. Ama bak abla vallahi ciddi söylüyorum. Ben ona karşı değilim ya. Tamam versin. Vallahi aç kaldım ben. Bir lokma bir yemek ver. El yerde yiyin. O kadar taşıdım ya. Vallahi billahi. Yani ben mağdur oldum o konuda. Vermediler yemek. O sen bir defalık bir şeyle bir defalık ama aç kaldın. Yani yemekhanede de yememiştim yemek. Gittim oraya. Senin problemin yani... ki o. Buna benzer. Hani çok geleneklerimiz çok gidiyoruz. Yani. Ben verim ya. Benim cenazemde verin arkadaşlar. Ben şimdi söyleyeyim. Aynı zamanda aç bırakma. Bir lokma da ekmek kursaklarına girsin. Hani ben çok şeyini tabii ki yani şey de yani o konuda böyle bir muzdaripliğim yani olayım var. Orada bulunuyorlar, yoruluyorlar. Bilsinler yani, kötü ya. Bilmesinler. Ya benim başıma gelince işte o öyle o da öyle düşünmüştü. Niye de yani ben yemek ne yok, aç kalırım yani. Öyle yemen de yememiştim, öyle gitti mi akşama kadar yani. Aslında bir... normal olan tamamen miras konusuyla ilgilenilmesi yani. Böyle prosedürleri hiç yemek, espri yapıyoruz yani sonuçta. Evet arkadaşlar, ablamızla hem tanışmış oldunuz hem şey yapmış oldunuz. Daha sonra ablamla birlikte başka konularda, derin konularda da birlikte oluruz. Şimdilik herkese hoşça kalın diyoruz. Sudanızı mı kapatırsanız? Bekliyor orada.